Pandemiden öyle ringler çıktı ya. Onların kalkmasını istiyoruz. Mahallemizin parkı biz kaç sefer belediyeye söyledik. Bir yıl olacak herhalde. Daha da yapılmadı. Sanat açısından daha fazla etkinlikler düzenlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü insanların, özellikle gençlerin bunlara çok ihtiyacı var. Kayseri'de şu anda 17 belediye faaliyet gösteriyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına belediye başkanlarından ne yapmasını istersiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. İlk olarak Kocasinan Belediyesi'nden isteklerimiz var. Birincisi Serani Mahallesi'ne, içerisine bakmıyor. Oradaki muhtarımızın gayretiyle birkaç dilekçe de verdik. Dilekçelerimizden dahi sonuç alamadık. Caddelerimiz, oradaki caddelerimiz çok bozuk. Düzensiz çalışmalar var. Kayseri'de büyükşehire söyleyecek bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Ya büyük bir ihtimal işte şu pandemiden dolayı ringler çıktı ya. Onların kalkmasını istiyoruz. Ve çok mülteci var. Yani kendi halkımızdan çok mülteci var burada. İş sıkıntısı oluyor büyük bir ihtimal. Belediye başkanlarımız bunlara el koymasını isteriz yani. Yardımcı olmaları için. Çok şey var da anlatacak ama aklımıza gelen bunlar şimdi. Ama daha konuşacak çok şey var ama. Mahallelere daha da ilgili olmasını isterim. Mesela bizim mahallemizin parkı biz kaç sefer belediyeye söyledik. Hani çok bakımsız. Yani bir yıl olacak herhalde yapılacak daha. Daha da yapılmadı. Biz kaç sefer kendilerine ilettik. Geri dönüş olmadı. Hani biraz mahallelere daha da ilgi duymalarını isteriz. Yoksa memnunuz her şeyinden. Vallahi öncelikle belediye başkanlarımıza çok görev düşüyor. Kayserimizde, bu güzel Kayserimizi daha iyi ileriye götürmek için çok çalışmaları gerekiyor. Özellikle Kayseri'de sosyal manada çok büyük sıkıntılı durumlar var. Bunları gidermek lazım. İnsanları sosyal aktivitelere yönlendirmek lazım. Her şey okumaktan geçiyor, eğitimden geçiyor. Belediyelerimizin eğitime çok büyük önem vermelerini rica ediyorum. Eğitim olursa her şey dört dörtlük oluyor. Ondan sonra da memleketin tabii gelişimi daha ileri seviyelere gidiyor. Bu tabii bütün ülkemiz için geçerli bir durum. Öncelikle belediye başkanlarımızdan bunu rica ediyoruz. Belki şehrimizde yapılması gereken çok önemli belediyelerin yapması gereken hizmetler var. Altyapı olsun, üst yapı olsun. Bunlar zamanla tamamlanıyor. Görüyoruz güzel gelişmeler var. Ama dediğim gibi eğitim en önemli şey bu ve kültür. Bunların daha gelişmesini rica ediyoruz. Okullara yönelik biraz daha fazla kurs açmaları, etkinlikler yapılmaları olabilir. Onun dışında gene şehir merkezlerine farklı etkinlik alanları kurulabilir. Bunları bekliyorum. Belediye başkanlarımız gece gündüz 7/24 saat çalışıyor. Yalnız diğer kamu kurumlarındaki statik ödemeyim de korku, endişe değil de daha ziyade diğer kamu kurumlarındaki bürokratların belediye başkanları gibi çözüm odaklı çalışmalarını istiyorum. Belediye başkanlarımız gerçekten iyi çalışıyorlar. Yani daha fazla sosyal aktiviteler geliştirilebilir. Ardından eğitim açısından daha fazla hani kaymeklerde özellikle eğitimler, sonra görsel sanatlar açısından, sanat açısından daha fazla etkinlikler düzenlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü insanların, özellikle gençlerin bunlara çok ihtiyacı var. Sanatımızın falan gelişmesinin ihtiyacının olduğunu düşünüyorum yani. Ben yeşil alanın daha çok olduğu, bol olduğu bir yer isterim. Spor salonlarının, yürüyebileceğimiz yürüyüş alanlarının çok olmasını isterim. En çok istediğim. Başka aklıma şey gelmedi. Mahallenizle ilgili bir sorununuz var mı? Mahallemizle ilgili... Ya ben oksijen ve temiz havadan yanayım. Sadece aklıma ilk gelen o. Apartmanda yaşamaktan hiç memnun değiliz. Yeşil alan... Hobi alanları olabilir, böyle bahçeyle uğraşabileceğimiz alanlar olabilir. Parklar daha geniş olabilir. Mesela Amerika'daki Seattle Park gibi bir parklarımız neden yok bizim, anlamış değilim.